Muazzez müminler, bayram sabahındayız. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'ten sonra Müslümanların sevindiği, surur içerisinde olduğu mübarek, muazzam, muhteşem güne bizleri ulaştırdı. Ona hamdü senalar olsun. Güneş doğdukça, güneş doğduktan şu kadar zaman sonra Müslümanlar çocuklarını alacaklar yanlarına. Onlarla camilere koşacaklar. Buradan öteye İstanbul'dan, Üsküp'ten, Mağrib'e kadar devam edecek. Müslümanlar bu sabah oruçlarını tuttular, teravihlerini kıldılar. Şimdi Allah Teala'nın huzurunda olacaklar. Ellerini kaldıracaklar. Biz buradayız ya Rabbi diyecekler. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Muttaki olanlardan Allah ibadetlerini, namazlarını, oruçlarını, sadakalarını kabul eder. Biz de muttaki olabilmek için Ramazan boyu oruç tuttuk. Sadaka verdik eğer imkanımız varsa. Teravih namazlarına koştuk. Şimdi muttakiler kadrosuna bizi alır mısın ya Rabbi diye. Bayram sabahında Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye ellerini kaldıracaklar. Onun için buradasınız. Ramazan-ı Şerif bayramında, Kurban bayramında müminler sevinirler. Onlarda surur olur. Fakat alimlerden, seleften öyleleri varmış ki, ümmetin sevindiği günde de başını yerden kaldıramazmış onlar. Sormuşlar, demişler ki hocam neden başınızı kaldırmıyorsunuz? Müslümanların sevinmesi gereken, mutlu olması gereken bir gündeyiz. Evladım dermiş onlar. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah muttakilerden ibadeti kabul ediyor. Acaba Ramazan-ı Şerif'te muttakilerden olabildim mi? Eğer muttakilerden olabildiysem Rabbim o zaman orucumu kabul edecek. O zaman kıldığım teravihleri kabul edecek. Yani teravihe biz arkadaşlarımız görsün, eş görsün, dost görsün. Onun için mi geldik? Oruçları falanlar görsün onun için mi tuttuk yoksa Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için? Elhamdülillah. Sizler Allah'ın inayetiyle onun rızasına nail olabilmek için bütün bunları yaptınız. Şimdi buradasınız. Bayram sabahında bir dönüş başlayacak. Müminin hayatında, Müslümanın hayatında. Şimdi dünyaya orucun bereketiyle, teravihin ihsanıyla, lütfuyla dönüyorum ya Rabbi diyeceksiniz. Ramazan boyunda ekmek sizindi, su sizindi ama almadınız, yemediniz, o suyu içmediniz. Erkekler evliyseler eşleriyle beraber olmadılar. Bununla şunu söylediler. Ya Rabbi, bütün bunların geçici olarak ben sahibiyim. Hakikatte velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi sensin Allah'ım. İşte ekmek yiyemiyorum. İmsaktan iftara kadar ağzınıza almadınız. Bir lokma koymadınız. Neden bunu yaptınız? Neden yemediniz? Allah Teala'nın emri diye. Peki bize o halimiz şunu öğretti. Kendinin olan bile ekmeği yiyemiyorsan Ramazan'dan sonra başkasının ekmeğini yiyebilir misin? Başkasının suyunu içebilir miyiz? Müslüman yürürken başkasının eşine, kızına vesairesine başını kaldırıp bakabilir mi? Ekranda kendilerini arz eden kadınlara başını kaldırıp bakabilir mi? Kendi eşiyle beraber olmayanlar başını kaldırıp o haramlara, başkalarına, onlara bakabilir mi? Elbette bakamaz. Ramazan-ı Şerif bize bütün bu güzellikleri getirdi kardeşlerim. Bayram demek, güzel elbiseleri giymek, eskileri çıkarmak değil. Bayram demek, yeni ayakkabıları giymek değil. Bayram demek, yeni bir ruha sahip olmak. Günlerin değişmesi, yemek yiyemediğiniz bir günden, yemek yiyebileceğiniz güne gitmek değil, o günleri değiştirebilmek. O günün içerisine Allah Teala'nın haram kıldıklarını, helal tayin ettiklerini koyabilmek. Yani neden uzaklaşın emrini verdiyse bize
onlardan ateşten kaçar gibi kaçabilmek, yeni bir ruha, yeni bir anlayışa sahip olmak. Evin içinde yaşayanlar aile olurlar. Aile birbirinin hukukunu korur. Biz de bu sabah bir ümmet olarak aile olduğumuzu idrak edecek. 1 milyar 800 milyon kardeşimizin olduğu bir aile. Alem-i İslam onun için aynı sabahta camilere koşacaklar, bayramı idrak edecekler. Kardeşlerimizi düşünmek, mazlumları düşünmek, mağdurları düşünebilmek, Kudüs'ü düşünmek, Suriye'yi düşünmek, Hama'yı, Bağdat'ı, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı düşünebiliyorsak, yani bayram sabahında sevinirken içimizde bir parça onların acısı, onların hüznü varsa, o zaman Allah Teala bize bayramın şerefini ihsan ediyor demektir kardeşlerim. Alimlerimiz namazı kılarlar, orucu tutarlarmış eslafımız, kudemamız. Namazdan sonra sanki bir adam günah işler, günahtan sonra tevbe ederken nasıl ağlarlarmış, onlar da bayram sabahında öyle gözyaşı dökerlermiş. Geride 29 gün orucumuz var, geride 29 gün teravihlerimiz var. Onları kabul eder misin ya Rabbi? Onların içinde hatalar vardı. Namaz kılarken bütünüyle kopamadım dünyadan. Meşgaleler vardı. Onlarla namazın içinde meşgul oldum. Bütün kusurlarıyla benim o namazımı, ibadetimi kabul eder misin diye. Bayram sabahında dua ederken onları düşünürlermiş. Ümmeti düşünebilmek, ümmetle alakadar olabilmek. Nurettin Zengi Hazretleri Salahaddin Eyyubi'nin kumandanıydı. Kudüs'teydim, dün geldik Kudüs'ten. Yani dün sabah buraya ulaşmış oldum. Orada Osmanlı'dan kalma bir bina var. Orayı müze yapmışlar. Müzenin içerisinde yıllar önce Yahudilerin Mescid-i Aksa baskında yakmış olduğu bir minber var. Minberin kalıntıları. O minberi yıllar önce Nurettin Zengi Hazretleri yapmış. Kudüs'ü fethedecek. 88 yıl Kudüs, Mescid-i Aksa, Haçlıların, kafirlerin işgalinde kalmış. Oraya bir minber yapmış. Demişler ki askerleri, efendim Kudüs Müslümanların elinde değil, Mescid-i Aksa işgal altında. Ama siz oraya minber yapıyorsunuz. Ben ulemadan dinledim, Evliyaullah'tan dinledim. Allah Azze ve Celle Kudüs'ü tekrar bize nasip edecek. Kudüs'te Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Yeniden kiliseye, havraya çevrilen o mabetler yeniden açılacak. Yeniden Müslümanlar orada bayram namazlarını kılacaklar. Yapar minberi, fakat Allah Teala ona nasip etmez. Salahaddin Eyyubi'ye ihsan eder. Salahaddin Eyyubi Hazretleri o minberi alır, oraya getirir, Mescid-i Aksa Camii'ne koyar. Şimdi oraya gittiğiniz zaman, orada Müslümanlar için uyuyamayan, Müslümanlar için onların derdini düşündüğünden dolayı ağzına ekmek koyamayan o insanların eserlerini görürsünüz. Nurettin Zengi Hazretleri, Kudüs Mescid-i Aksa işgal altında diye 20 gün oruç tutmuş. 20 gün ağzına sadece su koyarmış iftar vaktinde. Dimyat şehri var Mısır'da. Dimyat'ı Haçlılar işgal eder. 20 gün ağzına sadece iftar vaktinde su koyar. Yani oruç tutarken, namaz kılarken bayrama geliyoruz. Bu ibadetleri eda ediyoruz. Eğer bunları Allah Azze ve Celle daha yüksek ecirle, sevapla kabul etsin, hanemize yazsın. Bu aşk imana sahip olabilmek için bayram sabahında bunları da bir parça düşüneyim kardeşlerim. Aşıktan neredeyse ölecek. Fakat korkudan kimse Nurettin Zengi Hazretlerine yemek yemen gerekiyor, kendine zulmediyorsun diyemiyorlar. İmam bir gece rüyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. İmam Yahya. Allah Resulü Aleyhisselam rüyada İmam Yahya'ya diyor ki, Nurettin Zengi'ye müjdeyi ver. De ki, ağzına ekmek koyamıyor, sadece suyla iftar ediyor.
ümmeti düşünüyor. Dimyat'ta iffetleri kirletilen kadınları düşünüyor. Orada susturulan ezan-ı Muhammediyelerin Allah katında verilecek hesabını düşünüyor. Söyle ona, yakında Dimyat şehri haşrılardan temizlenecek. Orada Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Peki efendim der, ben ona söyleyemem ki, bu rüyayı ona anlatamam. Anlatmam için benden bir alamet ister. Ona de ki, bi alameti yevmi harim, harim gününün alametiyle. Sabah olur, İmam Yahya, Nureddin Zengi Hazretlerine namazı kıldırır. Namazdan sonra rüyayı anlatacak. Fakat cesaret edip de rüyayı anlatmaya başlayamaz. Nureddin Zengi Hazretleri de o gece aynı rüyayı görmüştür. Döner Yahya'ya der ki, tuhaddisuni ev uhaddisuk, sen mi rüyayı anlatacaksın yoksa ben mi sana rüyayı anlatayım? Nureddin Zengi Hazretleri rüyayı anlatmaya başlar. Rüya bitince İmam Yahya cesaretini toplar. Döner Nureddin Zengi'ye. Efendim der, Allah Resulü'nü rüyada gördüğümde efendime sormuştum. Ya Resulallah demiştim, bu rüyayı ben anlatamam. Anlatırsam benden bu alamet ister. Alamet nedir diye sormuştum. Bi alameti yevmi harim, harim gününün alametiyle de. Harim günü nedir sultanım deyince, haçlarla karşılaşmıştık. Medine'yi koruyabilmek için büyük bir orduyla geliyorlardı. Bizim ordumuz onları durdurmaya o gün yetmezdi. Büyük bir kalabalıkla geliyorlardı. Atımın üzerinden indim. Başımı toprağa sürüyordum. Toprağa sürerken diyordum ki, ya Rabbi, hâzed dînu dînuk vel cundu cunduk, bu din senin dinin ya Rabbi, bu ordu senin ordun ya Rabbi, eğer bu orduyu geçerlerse, bu mevzileri aşarlarsa, Kudüs'ü işgal ettiler, Medine'ye gidecekler, Kabe'ye gidecekler ya Rabbi, orduna sahip çık, dinine sahip çık ya Rabbi diye. Ağlıyordum, secdede başımı toprağa sürüyordum. Sonra kalktık. Allah Azze ve Celle bize Harim'de büyük bir zafer ihsan etti. Alamet o. Onu söyle. Orada ihlasla Allah Azze ve Celle'ye yalvarınca nasıl icabet etmişti? Şimdi Dimyat için ağlayan Nureddin'e müjdeyi ver. Yakında Haşlılar oradan mağlup bir halde ayrılacaklar, gidecekler. Kudüs'te gittiğiniz zaman o samimiyeti, o ihlası görüyorsunuz. Osmanlı'dan kalan dev kazanlar var. Şu kapıdan içeriye girmezler. Dedeniz Sultan Süleyman Han Hazretleri orada aşhaneler yapmışlar. Soruyorsunuz onlara, Osmanlı size neyi hatırlatıyor? Diyorlar ki, tilke âthâruhum tedullu aleyhim. İşte bu kazanlar bize Osmanlı'yı hatırlatıyorlar. Kudüs, madem burada Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberleri imamlık yaptılar, buradan Allah'a uruc ettiler, buradan semaya yükseldiler, orada aşhaneler kurdular, Anadolu'dan buğdayları gönderdiler, oradaki aşhanelerde o dev kazanlarda çorbalar dağıttılar. Kudüs'ten alıp İstanbul'a getirmediler, Anadolu'dan Kudüs'e gönderdiler. Şimdi onların orada dev kazanları var. Asırlar geçti, Osmanlı'nın hizmetine işaret ediyor. Londra, Paris, New York sokaklarındaki Afrika'nın rengini taşıyan Afrika'dan gelen insanlar da Batılıların Afrika'yı nasıl sömürdüğünü onu ilan ediyorlar. Amerika'nın başındaki adam esasında beyazların Afrika'yı nasıl sömürdüğünü dünyaya ihbar ediyor. Onu ilan ediyor. Kudüs'e gidin. Kudüs'te gençler diyor ki, burada Yavuz'un çocuklarını görmek istiyoruz. Alim-i İslam en büyük cephesini bıraktılar. Burayı terk ettiler. Onlar terk etseler de biz burayı bırakmayacağız. Kırkın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya başka şehirden gelmeleri yasak. Fakat kadınlar Ramallah'tan, Cenin'den, Beytüllahim'den yola çıkmışlar. Araba bulanlar arabaya binmişler. Bulamayanlar yaya yürümüşler. Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kadir gecesinde tam 300 bin Müslüman vardı.
Biz buradayız ya Resulallah. Miraca yükseldiğin Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar unutsa da biz unutmayacağız. Teravihten sonra 7 yaşında, 8 yaşında çocuklar avluda dolaşıyorlar. Dolaşırken büyük birlikler oluşturmuşlar. Saatlerce dolaştılar. Yukarıda İsrail helikopterleri var. Onlar çekiyorlar. Onlar da aşağıdan şehadet, şehadet diye bağırıyorlar. Diyorlardı ki: Hayber, Hayber ya Yahud. Ceyşu Muhammed sevfe Yahud. Hayber'i hatırla Yahudi. Hayber'e Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1400 sahabiyle gelmişti. Hayber'de Yahudiler vardı. Evleriniz kale gibiydi. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunun önünde duramadınız. Hayber'i hatırla ya ey Yahudi. Şu kapıda askerlerin olsa da, her yerde silahlı adamların olsa da, Hayber'i unutma ey Yahudi. Anneler, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuklarıyla Cenin'den, Beytüllahim'den, Ramallah'tan buraya geldiler. Diyorlar ki: ey Yahudi, Ceyşu Muhammed sevfe yaud. Nasıl Hayber'e Muhammed Aleyhisselam gittiyse Muhammed'in ordusu yeniden geriye dönecek. 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuklarla dönecek. Yahudi Mescid-i Aksa'ya cuma günü girecekti. 8 yaşındaki çocuklar taşlarıyla durdurdular. Taşlarıyla geri çevirdiler. Çoğunu içeriye almışlar. Soruyorsunuz çocuklara, diyorlar ki: Yahudi'ye taş atmayan Müslüman olur mu? Taş atmayan çocuk yok onların içinde. Yani Yahudi'yi 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam değil. Oradaki Salahaddin Eyyubilerin, Nurettin Zengilerin çocukları durduruyorlar. Sahura doğru Kadir gecesi yanımda Selim hocam vardı. Onunla kaldığımız yere giderken susamıştık. Su satanlar vardı orada. 5 tane genç bir tezgahın önünde su satıyorlar. 2 tane su aldık. Parayı verirken dediler ki: nereden geliyorsunuz? Türkiye'den deyince parayı almıyorlar. 5 kişi oradan evlerine ekmek getirecekler. Sudan ne kadar kazanacaklar? Evlerini bakacaklar. Almıyorlar parayı. Olmaz kardeşim, alacaksınız. Evinize ekmek götüreceksiniz. Hayır, alamayız diyorlar. Yanlarında bir çocuk var. Çocuğa parayı vereceğim. O da kabul etmiyor. Yere bırakacağım. Ona da müsaade etmediler. Hocam dediler, zorumuza gider. Vicdanımıza dokunur. Biz bu parayı kabul edemeyiz. Peki bunun bedeli kardeşim, siz bunun bedelini ödediniz dediler. Siz Kudüs'ü satmayan Abdülhamit'in evladısınız. Amerikalılar Afrika'ya gitseler, onlar orada utançtan başlarını kaldırıp dolaşamıyorlar. Sömürmüşlerdi orayı. Ama siz Fatih'in evladı, Yavuz'un, Abdülhamit'in evladısınız. Kudüs için bedel ödeyen, ümmet için bedel ödemeye devam eden bir tarihin çocuklarısınız. Bayram sabahındasınız. Sevineceksiniz, sevindireceksiniz. Suriyeli muhacirleri, yetimleri sevindireceksiniz. Mezarlara gideceksiniz. Fatiha okuyacaksınız. Yerin altındaki ecdadınızı, annenizi, babanızı sevindireceksiniz. Hastaları sevindireceksiniz. Kimsesiz yurdunda olan mazlumları ziyaret edeceksiniz. Manevi çocukları olarak onların yanına gideceksiniz. Bayram sabahındasınız. En güzel günlerden birindesiniz. Allah Teala sizleri muttaki kullar kadrosuna ilhak eylesin.